faizden, faiz malından satın aldığımız ekmek, tertemiz ekmek bize helal midir? Hayır, haramdır. Domuz etinden daha kirlidir. Hocam ekmeğe nasıl öyle dersin? Allah'ın haram dediğine biz haram diyoruz. Bunu belirleme yetkisi Allah'ındır. Allah'ındır Celle Celaluhu. Kul hakkıyla devleti dolandırarak aldığımız ekmek, peynir, Domuz etinden daha pis midir? Evet, pistir. Domuz etinden daha pistir. Domuz eti niye haram? Allah haram dediği için haram. Yok efendim sağlığa zararlıydı, yok şu özelliğinden dolayı. Onları geç, onlar ikinci, üçüncü, beşinci hikmetleri olabilir. Bizim için asıl olan nedir? Allah'ın haram demesidir. Bitti. Allah haram dediyse haramdır. Yani Hocam zararlı, zararlı tamam da bak binlerce batı dünyası en fazla beslendikleri et, domuz eti çok sağlıklı yaşıyorlar der bir adam karşımızda. Ona verecek cevap bulamayız. Demek ki zararlarını öldürecek yöntemler bulabiliyorlar. Olabilir zararları filan. Ama asıl olan Allah'ın helal ya da haram demesidir. Helal ve haram kılma yetkisi Allah'ındır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir meseleden dolayı bal yememek üzere söz verince ayet iniyor biliyorsunuz Tahrim Suresi. Lime tuharrimu ma ahallallahu lek Ey peygamber Allah'ın sana helal kıldığını niçin kendini haram kırıyorsun? Allah'ın helal kıldığını niçin haram kılıyorsun sen sen başkalarının rızasını gözeterek? Hemen uyarıya muhatap olmuştur. Helal ve haram belirleme yetkisi Allah'ındır. Allah'ın izin verdiği noktalarda Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Allah'ın helallerini, haramlarını bize gösterendir, açıklayandır. Onun e, Kur'an-ı Kerim'de açıkça zikretmediği helal ya da haramları bize açıklayan yine Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dır kıymetli kardeşlerim.